Efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün benim kentim dediği binbir rengin yuvası, güzellikler ovası, yeşil yalovamızdaki lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. Ünmüş ünlü oluyor. Hamur bölümüyle karşınızdayız. Yalova'da bonsai severler için güzel bir gelişme var. Aylar önce müthiş bir müze açıldı. Efendim, Yalova'nın güzel yemyeşil yaylalarını gezerken bir kuzuyu bana methettiler. Hem de kendisi tescilliymiş. Efendim, Yalova sokaklarına adımlarken şekerimin düştüğünü fark ettim. Her ilimizin malumunuz tatlısı var. Yalova'mızın da var bir tatlısı. Hüsnüs, haylün, menevcen, bizim oralarda tilki kuyruğu. Adı ne olursa olsun pek faydalı. Müjdemi isterim. Her hafta sonu geleceğiniz süper bir köy buldum sizlere. Yalova Güneyköy'de ziyafet hazır. Neler yok ki? En sevdiklerim masada şu an. Yalova'da çok sevdiğim Çavuşköy'deyim. Efendim buraya bayılıyorum. Kafkasya kültürünün damarlarınıza kadar hissedebileceğiniz Çerkes vatandaşlarımızın kültürlerine son derece sahip çıkarak türkülerine, hikayelerine, efsanelerine, halk danslarına, birlik ve beraberliklerine sahip çıktığı Çavuşköy'de Çerkes vatandaşlarımızla, kıymetlilerimizle birlikteyiz. Alkışlar sizler için geliyor izleyicilerimizden sizlere. Gönül abla. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Bu misafirperverlerin için sana çok teşekkür Estağfurullah. Ediyorum. Estağfurullah. Çok merak ediyorduk. Muhtarımızı da böyle alalım. Riyasettin abim, muhtarımız. Çok güzel bir köy. Çerkes kültürümüz çok zengin. Evet. Çok da kıymetli bizler için. Böyle nasıl bir arada toplanıyor musunuz? Burası mesela nedir şu an bulunduğumuz alan? Bizim bulunduğumuz alan köyün tüzel kişiliğine ait. Biz hanımlar bir araya gelerek eski okulumuzu işlevsel hale getirdik. Kooperatif olarak burada çalışıyoruz. İşte burayı işletmeye, kahvaltı salonu, aynı zamanda da Çerkes geleneksel yemeklerimizi burada sunmaya devam ediyoruz. Yani merak edip gelen misafirlerimiz, bu güzel eşsiz kültürü tanımak isteyen misafirlerimiz de geldiklerinde. Evet, evet, buradayız. Müthiş. Buradayız. Kooperatifimiz çok güzel işler çıkarıyor. Evet. Birazdan böyle tarifler de verir miyiz izleyicilerimize? Verebiliriz. Güzel. Şimdi sizlere çok güzel sürprizlerimiz olacak. Dilerseniz önce köyümüzü gezelim, ardından güzel bir tarif verelim. Çavuşköy'e gelmişken tabii ki. Damağımız da şenlensin. Tabii, tabii, hadi bakalım. Tabii, tabii. Evet, ünmüş ünlü oluyor. Hamur bölümüyle karşınızdayız. Aa. İyi oldu değil mi? Hayır, olmadı. Oldu oldu. Ben ünlü olmak istedim. Şu an artık çok ünlüsün. Hayır, hayır, abla. Hayır. Şimdi bakın, hallur yapacağız. Evet. Hallur. Evet, sen hallur. Söylesene. Hallur. Hallur. V var mı sonunda? Evet, V var. Nerede? Sen söyle bakayım. Hallur. Nerede V? Sonunda. Orada var da sen söylüyor musun onu? Söylüyorum galiba. Bence söylemiyorsun galiba. Hallur. Söylemem lazım. Hallur. Ama bizim dilimiz öyle... şey yapıyor. Ne köyde abi? Ne söylüyorlar? Hallur. Hallur diyorlar. Ha. Hallur bir aslında şey gibi değil mi? Çiğ börek gibi. Farklı bir şey ama. Yağda oluyor. Biz çiğ böreği bilmiyorduk ama yavrucuğum. Şimdi bu çiğ böreği biz sonradan duyuyorduk. Biz bunu bildik bileli. Biz hallur olarak biliyoruz. Peynirle mi yapılıyor? Peynirle. Ne peyniri? Çerkes peynirimiz. Kendi mayalı yaptığımız mı? Mayası kendi suyu. Kendi suyu. Evet. Yani
O peynirin suyu mu? Evet. O kendi mayalıyor. Suyunu ayırıyoruz. O suyu ekşitiyoruz. Onu da peynirde kullanıyoruz. Lezzeti veren o. Evet. Şimdi misafir geldiğinde böyle hemen hazırlıyoruz değil mi? Evet. Bayağı hızlı hazırlanan pratik bir tarif. Evet. Herhangi bir peynirle bilmiyorum bu tadı alır mısınız? Eğer yani allür değil o başka bir şeye dönüşür. Peynirli gözlemeye dönüşür. Ama bu yağda oluyor. Kızgın yağda değil mi? Yapacağız. Evet kızgın yağda oluyor. Özel bir tava şeyi var. İçine çerkez peyniri koyuyoruz. O benim tencerem çok eski. Sürgünde gelirlerken dedelerimizin babaları, dedeleri. Yani 1890'lı yıllar. Evet, atlarla gelirlerken onları tencere olarak kullandılar. Biz onu hala saklamaya çalışıyoruz ne kadar artık saklayabiliyorsak. Bir ismi var galiba onun. Şüven. 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 Şimdi onu da kızartacağız. Böyle hazırlıyoruz. Hiçbir şey yok. Evet. İçinde çerkez peyniri evet, var. Evet çerkez peynirimiz var. Hamurumuz mayasız var. Ama peynirin suyuyla kendi mayasını buluyor. Aynen. Artık çok ünlüsün. Hem de yaptığım bu hallürlerle. Gerçekten şaheser. Başka hangi günlerde yapıyorsunuz bunu? Bunu mevlüt cemiyetlerimizde, bütün cemiyetlerimizde yaparız bunu. Düğünlerde bayramlarımızda. Yani mutlu günde de var. Evet. Hüzünlü günümüzde de var evet, mı kalabalık orada? Acı günlerimizde de yapılır. Bunu hiç eksik etmeyiz. İzliyoruz. Motifleri de veriyoruz. Köşelerine, kıyılarına. Ardından bir tarifim daha var. Çerkez tavuğu. Tabii ki. Az sonra. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Gerçek çerkez tavuğu nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir? İçinde ne olur ne olmaz? Önemli konular Gönül abla bunlar. Evet tabii. Şimdi hazırlığını yapmışsın bayağı. Çerkez tavuğu yapmak zor mudur? Yok çok basit. Meşakkatli değil midir? Ön hazırlık. Yani tavuğu. Bana göre değil. Sana basit. Bana basit. Bize? Benim malzemem. Size de kolay. Malzeme olsun yeter ki elinizde. Malzeme sadece yetim. Şu tabak için ne yaptın? Tavuğu haşladım, didikledim, koydum. Ne kadar basit değil mi bunları söylemek? Haşladım, bu da ekmek için. Ekmek için de hazırladın. Bu ceviz. Bayat ekmekten mi yapıyoruz? Evet, bayat ekmekten yapıyoruz. Cevizle de uğraşılmış, tavukla da uğraşılmış, ekmekle evet, de uğraşılmış. Evet, evet. Yani o yüzden galiba lezzetli, çok uğraştırıyor bu yemek. Ne kadar zahmet o kadar lezzet diyoruz ya. Bence çerkez tavuğu o tariflerden bir tanesi. Malzemelerini bahsedelim izleyicilerimize. Malzemelerim tavuk. Evet. Ondan sonra bayat ekmek. Ceviz. Kırılmış. Kırılmış ceviz. Ufalanmış evet. Ceviz. Ondan sonra tavuk suyu. Evet. Ben süt de katıyorum birazcık. Güzel. Ondan sonra daha hafifletiyor. Bu da bu görmüş olduğunda çerkez tuzu dediğimiz bizim yemeklerde kullandığımız az bir şey de karabiber. Bu da sosu üstüne son... Sosta ne var? Sosta sadece yağ ve toz biber. Acı mı? Hayır. Yani. Tatlı. Renk veriyor. Renk lezzet veriyor. Renk veriyor. Bana kalsa acı olur da. Bu cevizlere süs mü yapacağız? Süs. Son. Üzerine süs yapacağız. Evet. Şimdi evvela tamam tavuğumuzu dittik. Biraz yoğurdun mu sen o tavuğu? Birazcık iyice mıncırdım. Mıncırdın yani. İyice mıncırdım. O zaman cam kabımızda önce neler olacak? Önce. Ne yapacağız? Önce. Bana bir anlat bakayım önce abi. Acele edemezsin. Şey ekmek önce için. Benim öğrenmem lazım. Önce ekmek gidiyor sonra. Evet. Ondan sonra tavuk girecek. Evet. En son ceviz girecek. Bunları yoğuruyor muyuz? Yoğuruyoruz. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. İlk aşama. Buyurun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bolca yapacağım ben. Tamam. Kalabalık. Tabii sonrasında. Kamera arkası çok kalabalık. Yiyebilelim diye. Çok güzel oldu. Çok güzel
Börek gibi döşedin cam kabımızı onu. Çok güzel. Şimdi süsleme aşaması değil evet, mi? Evet, son aşama. Aslında bu sadece süsleme değil, lezzetlendirme aşaması aynı zamanda. Aynen öyle. O önceden hazırlanan sos, tavuk, ekmek ve cevizle buluşuyor. Çok güzel görünüyor. Süslüyoruz, ardından Çerkez kültürüne dair lezzetli mi lezzetli yemeklerle karşınızda oluyoruz. Ayrılmayın. Yemekler hazır. Ümmüş ablamın meşhurluğunu pekiştireceğiz bir taraftan. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Çok güzel hazırlık. Gönül ablacığım çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Yani kamera arkasındaki tabii ki kooperatifimizdeki hanımefendilere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii böyle masalar dolusu Çerkez yemeklerimiz var. Biz şu an bu masaya sığdırabildiğimiz kadar sizlere çeşitleri hatırlatalım, gösterelim, anlatalım istedik. Şimdi biz Çerkez tavuğun tarifini sizlere verdik. Bunun birkaç çeşidi var. Ana yemek olanı da var. Çok bilinen işte o da burada. Bu şipsi evet. Pasta. Şipsi pasta. Aynen öyle. Bunlar birlikte midir? Birlikte yenir onlar. Bununla? Birlikte. Öyle mi? Bununla o. O. Pasta. Tereyağında sanki bir yanardağ var orada. Yanardağ var. Çerkez, kurutulmuş çerkez peyniri var. Kenarlarında. Kenarlarında. Bu mısır unu mudur? Etrafı? Mısır evet. Unudur. Evet. Kurutulmuş. Çok güzel görünüyor. Halül. Halül. Evet. Bölgesel biz değişiyor. Yaptık. Dağarij diyorlar. Evet. Kayseri bölgesinde falan dağarij diyorlar. Biz halül diyoruz. Buna da sırra halül diyoruz. Yani suda haşlanmış sırra halül. Aynen. Çerkez kültürünün güzel bir yansıması. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ama teşekkür bu tavuk ederiz. Denenir. Denenir. Evet. Deneyelim. Geliyor soslusundan. Teşekkür ederim Gönül abla. Şu an bunun keyfini sürmek istiyorum. Hiç anlatmak dahi istemiyorum. Bir çatal da almak istiyor insan. Tekrar gözünüz tabağa gidiyor. Oo, şahane. Elinize sağlık Gönül ablacığım. Eline sağlık. Canım afiyet ablam. Şeker olsun. Ben onun tadına bakmaz mıyım? Bakarsın. Hiç gider miyim bunun tadına bakmadan bu güzel Çavuş köyünden? Afiyet olsun. Bu peynir muazzam ama hamuru da hiç rahatsız etmeyecek cinsten. Evet, tüm Çavuş köyüne ve sakinlerine çok teşekkür ediyoruz. Yalova'ya geldiğinizde sorun. Söylerler bu köyün yolunu sizlere. Mutlaka ziyaret edin. Lezzetli mi lezzetli tavsiyeler tabii ki devam ediyor Yalova'da. Efendim yaylalardan ovaya indim. Ama indim ki yağmur döküyor, yaz yağmuru. Pek güzel aslında. Bu güzel havada sizlere çok güzel bir konu anlatacağım. Dediler ki Turgay ağaçlar var bunları görmen lazım. Tamam dedim meyveler olmuştur bu mevsimde. İndim efendim bir de ne göreyim? Bonsai. Kim sevmez ki bonsai'yi? Yalova'da bonsai severler için güzel bir gelişme var. Evet aylar önce henüz aylar önce müthiş bir müze açıldı. Efendim bonsai sanatçımız Hasan Şimşek. Aynı zamanda müzemizin sorumlusu. Ne aşamadayız bonsai sanatında bonsai Türkiye'de? Bonsai sanatında Türkiye'de de oldukça derin bir geçmişi var. Ben de şahsen 25 yıldır bonsai sanatıyla maşallah ilgileniyorum. Türkiye'nin değişik illerinde de değerli sanatçılarımız var. Tabii bu süre içerisinde oldukça büyük ilerleme kaydettik. Ve Türkiye'de de artık bir bonsai müzesi oluşturacak koleksiyonlar ortaya çıktı. Kaç ağacımız var sadece bu müzede? Şu an burada 180 ağacımız var. 170 kadarı Yalova'da bizler tarafından ortaya çıkarılan ağaçlar. Diğerleri? Yaklaşık 10 kadar ağacımız da çoğunluğu İzmir olmak üzere diğer illerin bonsai sanatçıları tarafından müzemize bağışlanan eserler. Genelde bonsai sanatı yapılan en uygun ağaç yani üzerinde çalışılan ağaç hangisidir dünyada? Dünyada belli başlı 3 ağaç sayabiliriz. Hangileri? Ardıç, akçaağaç ve çam.
Bunlar değerli bonsai koleksiyonlarının vazgeçilmez temel ağaçlarıdır. Burada da var. Örneklerini görüyoruz. Burada da var. İnanılmaz. En değerli ağaçlarımızın birçoğu bu üç gruptandır. Peki Hasan Hocam, eğitimler ne durumda? Çünkü çok biliyorum ki çok merak eden hanımefendiler, beyefendiler, gençler var bu sanatı. Neler yapabilirler? Müzemiz kurulalı 1,5 ay kadar oldu. İlk workshopumuzu Mayıs ayının ilk haftasında yaptık. Yaklaşık 15 kursiyerimizle birlikte. Çok güzel. Hemen hemen her ay bir veya iki workshop düşünüyoruz. Bu sanatla hemhal olan bir ruh neyi kazanır? Aslında biz ağacı şekillendirirken kendimizi şekillendiriyoruz. Yani her sanatçı, yani aynı ağacı 5 sanatçıya verseniz 5 farklı sonuç çıkar. Yorum çıkar. Aslında her biri o ağaca kendisini yansıtmıştır. O ağaç ona bir ayna olmuştur. Evet, Yalova'ya geldiğinizde mutlaka sorun, soruşturun. Ben şimdi sizler için bu şah eserleri gezeceğim. Sizler de geldiğinizde sevdiklerinizle birlikte böyle yapın lütfen. Evet, Yalova'daki lezzetli tavsiyelerimiz bu güzel turdan sonra devam ediyor. Efendim şu anda Yalova Araştırma Enstitüsü'ndeyim. Sevgili Mehmet Şimşek'le çok önemli bir konuya değineceğim. Çok sevdiğim kuşkonmaz. Meselemiz kuşkonmaz. Hüsnüs, haylün, menevcen. Bizim oralarda tilki kuyruğu. Adı ne olursa olsun pek faydalı. Efendim, Yalova'nın güzel yemyeşil yaylalarını gezerken bir kuzuyu bana methettiler. Hem de kendisi tescilliymiş. Evet. 2005 yılında başlatılan muhteşem bir proje vardı TAGEM tarafından. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün küçükbaş hayvanlarla ilgili muazzam bir projesi başlamıştı. Şimdi aslında onun meyveleri diyelim bu güzel ırklar. 2022 yılında da Yalova'nın müthiş, lezzetli, süt verimi de yüksek olan kuzusu, yani kıvırcık, tescillendi. Güzel haber, bir kuzu ya da bir koyun tescilleniyorsa ona olan rağbet ve üretim artıyor doğru oranda. Doğru. Bundan kim faydalanıyor? Süleyman şefim ve ben. Çünkü kuzu öyle böyle değil, değil mi Süleyman doğru, abi? Doğru diyorsun. Çok lezzetli bir kuzu. Sen çok güzel bir hazırlık yapmışsın. Mangalımız orada. Mangalımızı yaktık. Sebzeler tamam. Sebzelerimizi de pişirdik, hazırladık. Ama burada kaburgası bakın. Kaburgası, pirzolamız. O bahsettiğimiz yağ oranı da görebiliyoruz aslında içinde. Evet, kendinden yağlı. Herhangi bir ekstra kuyruk yağı veya başka bir şey istemiyor değil, kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Serde Adanalılık var ya, bir de Adana mı hazırladın bize? Evet, Adana'da hazırladık. Ama kıvırcıktan. Yani Adanalı olup da hazırlamak olmaz. 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 Ama senin burada ayrıcalığın Yalova kıvırcığından yapmak olmuş bunu. Evet, doğrudur. Kendi yağı değil mi tamam? Evet, kendi yağı. Uğraşmıyorsun yani. Yok, kendi yağıdır. Hani bazen başka bir ilimizde ona yağ eklemek tabii, gerekebiliyor tabii, yok, onu lezzetlendirmek için. Çünkü kabura kısmı yağlı olduğu için gerek kalmıyor artık. Gayet güzel şimdi tabii. Burada. Şiş yapmışsın. Evet, bu da kuzu şişimiz. Kolu da getirmişsin, kuzunun kolunu. Evet, bu da kuzu kolumuz. Kol meselesi önemli. Evet. Büyüklerimiz şöyle söyler biliyorsun. Kuzuyu koldan, kızı soydan, fotoğrafı da boydan derler. Evet. Değil mi? Öyle söylerler. Doğru diyorsun. Büyüklerimizin bir bildiği var ya. Burada pirzolaları da çalışmışsın. Evet. Külbas. Burada pirzolamız. Pirzolalar var altında. Evet, pirzolalarımız bu. Bu lokum beyti gibi. Evet, bu da madalyon. Madalyon. Evet. Çok güzel. Burada karışık bir baharatımız var. Evet. Tüm malzemelerimiz hazır. Bence biz pişirmeye başlayalım. Başlayalım o zaman. Evet. Süleyman ustamızı izliyoruz. O kıvırcığın tadına bakıyoruz. We'll be right back.
Hazır mı diyorsun? Hazırım. Artık kokulara dayanamıyorum evet, çünkü. Doğru. Hazır olsun lütfen. Hazır. Bu kadar zamanda hemen böyle şipşak pirzolar hazır. Şiş hazır. Adana hazır. Adana hazır. Yani önce pirzonun tadına mı bakmalıyım sence Süleyman abi? Bir bakın bakalım. Bir bakalım. Kıvırcı dedikleri kadar var herhalde. Boşuna meşhur Atın. Değilmiş. İnanılmaz güzel Yok, bir lezzet. Gerçekten çok güzel lezzeti var. Evet. Elleri öpülesi bir tabii ki yeteneğim var Süleyman Usta'm ama kuzu da öyle. Kuzunun tadı çok güzel. Doğrudur. Çünkü beslendiği o yaylalar inanılmaz güzel Yalova'da. Nasıl beslendiği de önemli kıvırcığın. Doğrudur. Ama ırkı da önemli. Gerçekten çok güzel, çok, çok lezzetli. Güzel. En güzel özelliği de kuyruksuz oluşu. Çok güzel. Kendinden lezzet evet, var, kendinden yağlı. Evet. Lokum gibi olmuş. Bir de tabii. İşimizin tadına bakalım. Dedikleri kadar var mı? Biraz fazla. Biraz daha fazlası var. Eline sağlık Süleyman abi. Efendim, tabii ki bu kuzunun çoğalmasında, tescilinin alınmasında, ülkemize mal olmasında emeği olan herkese, özellikle Tarım Bakanlığımıza, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, çok teşekkür ediyoruz. Yalova'ya geldiğinizde mutlaka Termale veya Yalova'nın herhangi bir ilçesine gittiğinizde ya da merkezde fark etmez. Kıvırcık artık her yerde. Bu tescilli lezzet için sizleri alkışlıyoruz ve lezzetli tavsiyelerimize devam ediyoruz. Efendim, Yalova sokaklarına adımlarken şekerimin düştüğünü fark ettim. Her ilimizin malumunuz tatlısı var. Pek meşhurdur o tatlılar. Yalova'mızın da var bir tatlısı. Nedir o tatlımız? Yalova sütlüsü. Evet. Bayılıyorum. Hafif, lezzetli mi lezzetli. Nasıl bulunmuş? Efendim, yıllar önce burada görev yapan bir sevgili valimiz demiş ki, bizim bir tatlımız olmalı. Demek ki o da gastronomiyi seviyormuş. Evet. Tatlımızın hafifliğinin aslında sırrı sütte. Sütte, evet. Neden süt? Daha önce İstanbul'un süt ihtiyacını Yalova'dan karşılanıyormuş. Biz de dedik ki yapacağımız ürün sütlü bir ürün olsun istedik. Hem hafif hem de Yalova'nın doğasına uygun. Yakışmış ama. Evet. Doğasına uygun olsun istedik. Yalova'ya geldiğinizde mutlaka tadın. Yalova'nın meşhur lezzetlerini evet tadıyorsa ama tatlısını da tatmadan dönmeyin. Bu önde gördüğüm pembe kırmızı olan. Aronyalı sütlü kadayıf. Bizim burada üretilen Aronya'dan yaptığımız özel bir ürün. 4 aydır falan üzerinde çalışıyoruz. İyi bir noktaya geldi. Güzel. Şu anda meyveli bir ürünümüz oldu. Aronya'da çok sağlıklı. Antioksidan zaten. Güzel bir ürün bakalım. Çok enteresan değil mi? Antioksidan bir tatlı. Evet. Bu evet, da evet. Sütlü. Aslında sağlıklı tatlının sağlıklı peşinde. Sağlıklı ve doğal ürünler üretmeye çalışıyoruz zaten. Ben artık tatmak istiyorum. Afiyet olsun. Çünkü daha Yalova'da anlatacak çok konu var. Evet. Şu şeker ihtiyacımı gidereyim. Fahattin abicim çok teşekkür Afiyet ediyoruz. Olsun. İyi çok ki varsınız. Sağ olun. Yalovalı içerilerimizin. Çok sağ olun. Ömer ustamızın sizlerin eline sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, çok sağ olun. Tatlıyı tadıyorum. Yalova'mızı anlatmaya devam ediyorum. Lezzetli tavsiyeler devam ediyor. Müjdemi isterim. Her hafta sonu geleceğiniz süper bir köy buldum sizlere. Yalova Güneyköy'de ziyafet hazır. Neler yok ki? En sevdiklerim masada şu an. Efendim şu anda Yalova Araştırma Enstitüsü'ndeyim. Sevgili Mehmet Şimşek'le çok önemli bir konuya değineceğim. Çok sevdiğim, hatta böyle doğada bulduğum zaman, ben kendi bahçemde de görüyorum zaman zaman, bahar aylarında
kuşkonmaz. Meselemiz kuşkonmaz. Nasıl yetiştiriliyor? Her ilimizde farklı olduğunu söylüyor Mehmet Bey. Nasılsınız Mehmet abicim? Öncelikle hoş geldiniz kurumumuza. Hoş bulduk. Kuşkonmaz aslında kralların sebzesi diyebiliriz. Kralların sebzesi. Evet. Aslında Anadolu'da bolca bulunan yabani formlarının ve tükettiğimiz ama ticari olarak ülkemizde fazla kazandıramadığımız bir tür. İşte biz de o ticari olarak kazandıramadığımız kısmını devreye sokmak için bu konuda Ar-Ge çalışmalarını ön plana aldık. Öncelik olarak da Türkiye'deki genetik kaynaklarımız yani bizden olanları toplayarak. Kaç çeşit var kuşkonmaz ülkemizde? Türkiye'de 10 tane tür var. Evet. Ama bu 10 türün farklı varyasyonları var, şey de var. İşte bu çalışma sonunda ortaya çıkacak. Çiğ de tüketiliyor, çok faydalı. Çiğ olarak şimdi Anadolu'da en çok tüketim şekli yağda, tereyağında hafifçe kavuruyorsunuz. Üzerine yumurta. Yani benim gezdiğim, gördüğüm şeyde en fazla tüketim o. Dağda çobanlar ne yapıyorlar? Hemen ateşin üzerine koyuyorlar. Hafif bir ızgara şeklinde çeviriyorlar. O şekilde tüketiyorlar. Evet. Şu bahçeleri, bu güzel tesisi gezmeye başlayalım bence. Kuşkonmaz da böylece daha iyi hemhal olacağız. Onu daha iyi tanıyacağız. Buyurun. Evet, kuşkonmazların yanına geldik. Evet. Şimdi o kadar güzel bir çalışma yapmışsınız ki buraya gelene kadar gördüm. Her ilimizden toplanmış örnekler burada bir Ar-Ge projesi aslında sizin. Evet. Onları takip ediyorsunuz, sürgün zamanlarını, en verimli olduğu zamanı, çiçeklenme zamanlarını evet. takip ediyorsunuz. Peki nasıl gerçekleştiriyoruz hasadı? Hasatımızı ister bıçakla ister şeyle hemen toprağa yakın olarak kesiyoruz bu şekilde. Ve hemen 2 santim üzerinden toprağın. Evet, toprağın hemen üzerinden kesiyoruz. Bunun altında boylamasını yapıyorsunuz, evet. koyuyorsunuz. O şekilde pazara gidiyor. Yani pazarda da evet. zaten 25-30 santim standart boyda. Peki nasıl saklamalıyız bir Mehmet abi? Kalite sınıfında kalınlık var. Kalınlık kalınlaştıkça daha kaliteli oluyor şey olarak. Boy ve kalite kalınlık da önemli. Bunda. Ha biraz daha kalınlaşıyor. Evet. Şu kalınlıklar falan evet, güzel. Evet. Saklama olarak da buzdolabında saklanabiliyor. O sıkıntı yok. Yani derin dondurucu da eğer uzun süre saklamak isterseniz derin dondurucuları rahatlıkla saklayabilirsiniz. Mehmet abiye teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşi Halime Hanım'ın yanına gidiyoruz. Biraz hasat yaptıktan sonra elimiz boş gitmeyelim. Evet. Buyurun. Evet, Hüsnüs, Haylün, Menevcen. Bizim oralarda tilki kuyruğu. Adı ne olursa olsun pek faydalı. Özellikle hamile hanımefendiler. Hani folik asit ihtiyacınız oluyor ya. Tavsiye ediyorum size. Tanıştırayım. Halime abla nasılsın? İyiyim, siz? Vallahi iyiydim de Mehmet abi biraz çok çalıştırdı beni. Yoruldum. Hasat için biraz yorulduk ama değdi. Şimdi Mehmet abiden tabii nasıl yetiştirileceğini öğrendik. Bağımız, bahçemiz varsa biz de yetiştirebiliriz. Yüzeysel olarak öğrendik. Bir kök 20 yıl boyunca ürün verebiliyormuş. Bu güzelliklerini de öğrendim sizin için. Yani bir kere dikiyorsunuz. Küçük fideler halinde satılıyor. Üretileni de. Onu 20 yıl, 15-20 yıl ürün alabiliyorsunuz. Şimdi biz işte o toplanan ürünlerden sizin için bir tarif yapacağız. Enstitümüzde. Evet. Halime abla hangisini yapacağız? Bunları yapacağız. Bunları elimizle kırıp evet. çok kolay 5 dakika içerisinde. Elle kıracağız. Aynen. Bu tarif yumurtalı dediğiniz bahsettim. Yumurtalı, bahsetmiş. Tereyağlı kavurmasını yapacağız. Şimdi bu tarifi veriyoruz. Evde yumurta, tereyağı bir de kuşkonmazı bulursanız bu tarif için bana çok teşekkür edeceksiniz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk aşamada ne yapacaksınız? Kıracağız. Önce, evet bunları sonra hazırlayalım kuşkonmazları. Birazcık suyla beraber pişireceğiz. Evet. Ardından tereyağını verip yumurtasıyla kavuracağız. İzleyelim o zaman aşamalarını. Evet. Hadi buyurun. Evet, şimdi kuşkonmazı tamamlıyoruz. Bu muhteşem enstitüde sürprizler bitmez. Gidip orada tüketeceğim. Öyle bir sürprizim var ki size sakın ayrılmayın. Evet, birazdan. Teşekkür ederim Halime abla. Ben teşekkür ederim.
Evet efendim, kuş konmazımı aldım. Muhteşem bir yerdeyim şu anda enstitümüzün. Hakikaten çok kıymetli bir alanındayım ve çok değerli müdürüm, Tarım İl Müdürümüz Sayın Suat Parıldar beyefendiyle birlikteyiz. Yine enstitü müdürümüz Yılmaz Boz ağabeyimiz de burada. Hanımefendiler kooperatifimizden Elif Hanım, yine kurumumuzdan Aleyna Hanımlar. O kadar güzel ürünler yetiştiriliyor ki, yani Yalova'da enstitümüz ve Yalova'da yapılan tarımsal faaliyetler tüm Türkiye'de dillere destan. Uluslararası bazda da gururumuz onlar. Yani süs bitkileri konusunda da, tarımda da ve bunların işlenmesi konusunda da çok büyük işler başarılıyor. Burası müthiş bir tesis. Enstitümüz çok büyük bir alan. Ne kadarlık bir alanda bu çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları yapılıyor? Enstitümüzde 1050 dekarlık bir alanda Türkiye'nin bahçe kültürleri açısından çok kıymetli çalışmaları yapılıyor. Bir de en teknolojik. Ve teknolojik anlamda, evet. Ve bunun yanında da biz il müdürlüğüyle Bahçe Kültürleri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü birlikte de çalışmalar yapıyoruz. Enstitümüzde kıymetli uzmanlarımız, kıymetli hocalarımız çalışmalar yapıyorlar. Bir ürünü ortaya çıkarıyorlar. Ve bu ürünü artık çiftçi şartlarına taşımak, çiftçiyle birleştirmek ve üretime kazandırmak da bizlerin görevi. Ciddi bir emek var. Tabii ki devletimizin, kurumlarımızın, bakanlıklarımızın önderliğinde bu çalışmalar, projeler gerçekleştirilmiş. Elif abla, çok güzel çalışmalar var. Kooperatifinize evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Kooperatifler var olsun. Sayıları çoğalsın inşallah. Çünkü onlar çoğaldıkça üretime de katkı sağlıyorlar. Pazar değeri de evet. Ve pazarı da genişliyor. Evet. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Hemen ileride Aleyna Hanım'ın mantarları var. Onlar nedir? Hemen oraya gelelim. Bunlar ne kadar güzel görünüyorlar böyle. Evet. Araştırma Enstitümüzün bu kurumun ülkemize kazandırdığı mantar çeşitleri. Bu istiridye mi? Benziyor. Evet, istiridye kayın mantarı olarak da geçiyor. Ülkemize kazandırdığımız ilk tescilli çeşidimizdir. Bu da Yalova'nın tescilli evet. Ürünü. Şu anki en büyük örneğimiz bu çeşitlerimiz. Yalnız süs bitkisi gibi olmuş o da. Kesinlikle. Özellikle Orta Asya'da ve Uzak Doğu'da yenilebilen bir çeşit olan Enunki mantarını ülkemizde adaptasyon çalışmalarını yapıp burada melezlemelerle birlikte çeşit çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar da bizim çalışmalarımız. Dev bir enstitü. Her köşesi böyle zevkle, keyifli bir şekilde nakşedilmiş adeta. Evet, evet. Aynı zamanda bu coğrafi işaretler için, bu tesciller için il müdürlüğümüze, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir anekdotla girelim. Yalova'nın kendine özgü bir koyunu vardır. Yalova kıvırcık koyunu. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile halk elinde ıslah projesi yürüterek 2022 yılında Yalova kıvırcık koyunu tür olarak tescil ettirdik. Aynı zamanda Yalova'da kestane balı. O çok, da çok meşhur. Çok meşhurdur. Yeni 2023 yılında coğrafi işaret aldığımız birliğimizle beraber, Arıcılar Birliği'mizle beraber aldığımız bir ürün. Yine Araştırma Enstitüsü ile beraber yapmış olduğumuz çalışmayla Aronya'dan bahsettik. 2021 yılında Aronya'nın Yalova Aronyası olarak coğrafi işaretini aldık. Biz ilimizde, Yalova'mızda üreticilerimizle ürettiğimiz Aronya'nın %50'sini de yarısını da organik tarım sertifikalı üretiyoruz. Bu kadar güzel çalışma yapılıyor, bu kadar büyük projeler hayata geçiyor. Bir planlama dahilinde oluyor değil mi bunlar? Tabii, özellikle belirtmek isteriz ki bakanlığımızın önderliğinde, bakanlığımızın çalışmalarıyla beraber tüm bu faaliyetlerimizi biz suyu merkeze alarak tarımsal üretim planı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bravo. Nerede, kiminle, hangi ürünü üreteceğimizi tarımsal üretim planıyla ortaya koyuyoruz. Bunu biz Yalova'da kendi ilimizde yapıyoruz. Tüm Türkiye'de de diğer iller yapıyor. Ve toplamda da Türkiye'de hangi üründen nerede ne kadar üretileceği bir plan dahilinde ortaya çıkıyor. Müdürlerimize, kooperatifimize, tüm Yalova'da tarım için, bahçecilik için, süs bitkiler için emek harcayan, bütün ter döken her bireye teşekkür ediyorum. Sizin adınıza teşekkür ediyorum. Nasıl olsa Yalova'ya geliyorsunuz her sene. Buralara uğramadan geçmeyin. Bu güzel ürünlerden, sağlıklı ürünlerden edinmeden dönmeyin evlerinize. Ben şimdi tadmadan dönmeme kısmındayım. Önce Halime Hanım'la yaptığımız kuşkonmazın tadına bakacağım. Bir yudum da aronyamı alacağım. Şakayıklara şöyle bir göz gezdireceğim. Yalova'da gezmeye devam edeceğim. Devam ediyoruz.
müjdemi isterim. Her hafta sonu geleceğiniz süper bir köy buldum sizlere. Hem yemekleri lezzetli hem de çok derin bir kültürü var. Evet, 1890'lı yıllarda Osmanlı-Rus Harbi sırasında Yalova'ya göç etmek zorunda kalan Dağıstanlı vatandaşlarımızla beraberiz. Güneyköy'deyim. Evet, Güneyköy yeşiliyle, lezzetli yemekleriyle, belki de 130-140 yıldır bu coğrafyada yaşattıkları kültürüyle göz kamaştıran harika bir bölge. Mutlaka çocuklarınızla birlikte ziyaret edin, gezin. Bütün gün yetmeyecek size, bakın söylüyorum. Bayılacaksınız bu köye. Ayşe ablam, Zeynep ablam, sizlere çok güzel iki geleneksel tarif vereceğiz. Hemen arkamda mesela Sultan Reşat Çeşmesi'ni görüyorsunuz. 1909 yılında yapılan çeşme ilk günkü haliyle orada duruyor sapasağlam. Ayşe teyze nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bak, aldım elime mini oklavayı. Bunun adı ne? Biz Geroli diyoruz. O Geroli. Da Dağıstanca. Dağıstanca. Peki evet. Bununla ne yapacağız biz? Ondan sureçet yapacağız. Sureçet. Evet. Sureçet bir hamur işidir. Sureçet bir hamur işi. İçi dolu ekmek. İçi dolu ekmek demek. Evet. Peki Zeynep ablacığım, burada ne yapacağız? Hinkal değil Hinkal mi? Yapacağız. O da çok lezzetli oluyor. Bir mantı türü. Zaten biraz gelenler de sadece bu güzellik için değil, şu iki tarif için özellikle gelenler Bekleriz, var. Bekleriz, buyursunlar gelsinler. Tatlı denince ne gelir akla? Özel bir helvamız var. Bakuk deriz biz. Onun helvası gibi böyle sert. Evet, evet. Ya o ne güzel helvadır. Evet. Önce insan çekiniyor, midem yana. Hiç mi rahatsız etmez, hayır, etmez insanı? Etmez. Yerken bu kadar mı alışkanlık evet. haline gelir? Yani onu duramıyorsun. Yani tabak bitiyor. Şöyle bir tabağı bitirirsiniz. Öyle bir helva. Bir de kuru yemişlerle yaptığımız natuhumuz var. Natuh. Evet. Zeynep abla, daha önce Ayşe ablamın sureçetiyle başlayalım. Ayşe teyze, bu ne? Patates. İçinde ne var? İçinde öncelikle tereyağı var, evet. soğanı var, kavrulmuş soğan var onda da, nane var. Bayağı kavurdun o zaman, yok olmuş. Karabiber kavuruyorsun, onu bayağı... yok olmasan millet soğanı sevmiyor artık. İçine onu yedirmemiz lazım. Onu yok ediyorsun, yediriyoruz. Aynı püre gibi olmuş o da. Püre gibi yapıyoruz. Patatesle birlikte. Sonra hamuru açıp içinde hamurla birlikte pişiriyoruz. Yoğurdumuz var. Bu nedir bu peynir? Peynir mi daha doğrusu? O peynir. İçine yine yumurta kırarız, biber koyarız, tereyağla şeyle harç hazırlarız. Köy peyniri var içinde. Köy yoğurt peyniri, var. Evde peyniri olan herkes yapabilir. Yoğurt ne için? Aa, yoğurt yanlış olmuş. Malzemeler karışmış. Kıyma senin mi? Bunun burada olması benim. Gerekiyordu. Malzeme. Az kalsın yeni bir sureçet buluyorduk seninle. Yoğurt sureçeti. Yoğurduna kavuştun Zeynep ablacığım. Bu kıymanın rengi neden böyle? Neden Turgay öyle? Bey? Haşlandı mı? Çünkü bir gün bekletiyoruz kıymayı sirkede. Sirkede bekletiyorsunuz? Evet. Sirke pişiriyor. Pişiriyor onu. Yarı pişmiş gibi oluyor. O pişmeden yapılan, bak o çiğ kıyma. Yani pişmemiş bu, haşlanmamıştı. Hayır. Ay, sadece sirkede bekletilmiştir. Sadece sirkede bekliyor. Fermente, o da bir fermentasyona uğramış. Şimdi... Unumuz da var. Bu evet. yağımız ne için? Yağımız sureçeti süreceğiz. Piştikten sonra. Başlayalım mı bence? Bu hamur senin mi? Evet, benim hamurum. Bu hamurda özel bir şey var mı? Maya. Maya, su, o kadar. Un. Bayağı mayalanmış bu. Evet, mayalanıyor. Bu kadar. Bu kadar. Hamurumuz hazır. Malzemelerimiz hazır içi için. Evet. O zaman başlayalım. Evvela ne yapacaksın? Hamur mu açacaksın? Evet, öncelikle hamur açacağım. İki tane yumak yapacağım. İki yumak, sonra? Evet, sonra açacağım küçücük. Sonra evet. içini dolduracağım, tekrar açacağım. Bir daha. Bir daha. Hadi izleyelim. Evet, Güneyköy denildiği vakit akıllara bir efsane daha gelir. O da hinkal. Çok seviliyor. O da bir hamur işi. Zeynep abla çok seviyorlar değil mi? Evet. Gelenler de hep onu soruyor galiba. Evet, evet, bu iki evet. yemeği mutlaka soruyorlar. Ama her zaman da hazır var burada. Tabii tabii hazır. Dondurulmuş olarak da biz
saklıyoruz. Hemen 10 dakikada pişiriyoruz. Şimdi hazırlaması bunun da biraz süre. Evet. Yani özellikle etiyle mesela biraz uğraşacağız. Onu da izleyicilerimize anlatalım bence. Bu evet. Sirkeli et nasıl yapılıyor? Atalarımızın bir başka et saklama yöntemi. Ama burada sadece tadını alsın diye bir gün sadece bekletiyorlar sirkede. Ne sirkesi o önemli mi? Üzüm sirkesi. Üzüm olmalı değil mi mutlaka? Biz üzüm kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Kıymaya yakışıyor. Limon da koyabiliriz. Çok ekşi sevilir köyde. Ama biz dışarıdan gelen misafirlerimiz için bir ortalama tutturuyoruz. Yani ne çok ekşi ne çok tüm tatsız. Damak tatlarına uyum sağlasın. Evet, evet. Önce içi için malzemelerimizi izleyicilerimize söyleyelim. Kıymamız var. Evet. Soğanımız var. Sen önceden onu da pişirmişsin. Tereyağında, bir vakit alıyor. Tereyağında sıvı yağ ve tereyağı kullanarak çok yavaş ateşte uzun sürede pişiriyoruz. Neredeyse helvaya dönüştürüyoruz kıymayı, soğanı. Ben işte söylediğim gibi ben buna yani 2 yıl baksam evet. Soğan demem. Şimdi bu soğanı kıymaya karıştırıyoruz. Önce içini hazırlayalım değil mi? Evet. Soğan, kıyma, sirke. Bu kadar mı? Tuz yoksa ve karabiber. Tuz ve karabiber de karıştıracağız. Evet. Diğer malzemelerimiz tabii ki hamur için unumuz var, yoğurdumuz var. Üzeri içinde sanırım bir yağımız var. Onun içinde kırmızı biber mi var? Tost? Kırmızı biber ve nane var. Güzel. Özel bir biber midir? Acı ya da tatlı? Ortalama acı. Çok acı değil. Burada Yalova genelinde böyle güzel bir biber var. Onu yağda mutlaka yağla birlikte kullanıyorlar. Evet. Şimdi şu içi hazırlayalım. Hamurda işi kolaylaştıracağım. Öyle bir yapılma usulü var ki bakın şekil nasıl ortaya çıkıyor. Önce içini hazırlıyoruz. Buyurun. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım, unun var mı? Var. Yapacağız şimdi o hinkalı. Nasıl oluyor? Örmeyi göstereyim size. Şu örmeyi görelim. Tamam. Ben bu arada hamurunu anlatayım izleyicilerimize. İçinde ne var hamurun? Un, su, tuz var. Bu kadar. Yoğurt oraya gitmiyormuş değil mi? Gitmiyor, hayır, hayır. Meğer sosu içilmiş efendim o. İçinde yoğurt yok. Sakın bana güvenmeyin. Tarifte öyle yazdıysan silin onu. Yoğurt sadece sosunda var. Böyle muazzam bir şekle bürünüyor hinkalılar ve tamamlanıyor. Kaynamış su da haşlanacak. Evet. Kaç dakika? Su çok kaynayacak. 10 dakikada hazır olur. İçinden 10 dakikada çıkaracağız. Evet. 10 dakikada kaynayacak. İçi de pişmiş olacak ve sonra sos aşaması var. Evet. Sosunda da yoğurdumuz ve yağımız var. Evet. Bitiriyoruz. Tüm tariflerimizi güzel bir masayla karşınızda oluyoruz Güney köyümüzde. Yalova Güneyköy'de ziyafet hazır. Neler yok ki? En sevdiklerim masada şu an. Evet, biz sizler için suraçet ve hinkal hazırladık ama daha neler var neler. Ayşe teyze ben bunu tarhana zannettim. Hayır, tarhana değil. Ne var onda? Kadınlar doğum yaptığı zaman. Lohusalara mı? Lohusalara ve bebek mevletlerinde yapılır bizim bu. Özel. Hiçbir yerde yemediniz ve görmediniz. Bu nedir? O moçarı. O da Dağ Aslanları'na ait. Patates mısır, mi var? Mısır hayır, mı var? Mısır unundan bol soğanı kavuruyorsun. Malzemeyi dolduruyorsun. İçine baharatlarını koyuyorsun. Mısır unundan bulamaç yapıyorsun. Tepside kızartıyorsun. Çay yanında her harika. Öğün Fatma emrinizde. Fatma ablamız yaptı da kendisi. Fatma teyzemin ellerinden öpün lütfen benim yerime.
Böreğimiz ve diğer meşhurumuz adı neydi? Evet, bunun adı bakuk. Halim Hanım çok seviyorlar değil mi? Evet, bakuk. Bunu çok seviyorlar. Ben bayılıyorum ona. Evet. Yani bölgede en çok sevdiğim helvalardan, evet, diyebilirim. Ağzınızda böyle dağılır, hiç rahatsızlık vermez. Ve Dilek ablam. Dilek Hanım'ın acayip bir yönü var, Dilek ablamın. İlik yani. Neden? Doktorlarımız öneriyor biliyorsunuz, hani çocukların gelişimi içinde kemik rahatsızlıklarımız için kırık çıkık. Yani o kadar faydalı ki ömrünüz uzar inşallah. Dilek abla nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür. Nereden aklınıza geldi? Ben İlik kendi rahatsızlığım yapma için ben 9 yıl mücadele etmiştim kemik erimesinden dolayı. Çok büyük tedaviler geçirdim. Sonradan doktorumun bana tavsiyesiyle ilik kolajen. Tabii yoğun kolajen var içinde, doğal. Ben 3 ay araştırdım. 3 ay araştırmamın sonucunda bu tarife ulaştım içimlik olarak. Şimdi yemeklikte içimlikte üretiyorum. Sizler için ne hazırlamıştık Ayşe teyze? Sureçet. Sureçet ve hinkal. Zeynep Hanım'ın eline sağlık. Evet. Hemen onları tatmak istiyorum ben. Soğutmadan önce izniniz olsa Dilek Hanım. Ağzını yakayacaksın. Yaksın. O zaman. Yaksın. Elimle de yerim, çatalla da yerim bunu. Aman yarabbim ya. Yemek. Öyle lezzet çıkar. Bu başka bir şey. Oo, yumuşacık. İçi o kadar güzel ki lezzeti. Afiyet olsun. Elinin lezzeti de tabii ki malum Ayşe teyze. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hinkal. Normalde yoğurtsuz yeniyor değil mi? Dağıstan'da öyle eskiden. Evet. Yoğurtsuz ama burada artık yoğurtlu da tercih ediliyor. Az yoğurtlu, çok yoğurtlu. Üzerinde sosuyla birlikte onu da deniyoruz. Normalde sirkeden çekinmem lazım. Acaba dedim, yok öyle bir yok şey. Az, çok fazla değil. Hayır, o kadar güzellik katmış ki hafif buruk böyle başlıyor. Oo, bu da çok kaçırsınız bunu. Evet. Elinize evet, sağlık. Evet, her şey çok güzel. Evet, maalesef şu an Yalova'ya veda vakti geldi. Üzülerek benim için. Bin bir rengin yuvası ve güzellikler ovası. Atatürk'ün benim şehrim dediği, benim kentim dediği Yalova'ya sizleri davet ediyorum. Tabii ki misafirperver sakinleriyle, yemyeşil doğasıyla Yalova bir başka. Evet, teşekkür ediyorum tüm Yalova halkına ve haftaya tekrar farklı bir ilde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.